Merhaba, ben Doktor Dilek Bıyık Özkaya, dermatoloji uzmanıyım. Bugün behçet hastalığı hakkında konuşacağız. Behçet hastalığı, tekrarlayan oral aftlar, genital aftlar, göz bulguları ve diğer sistem bulgularıyla seyredebilen, aslında bütün sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Behçet hastalığının sebebi çok iyi bilinmemekle birlikte genetik yatkınlığı olan kişilerde tetikleyen çevresel etkenlerle ortaya çıkan inflamatuar bir hastalıktır. Vaskülit de denilebilir. En sık 20-40 yaş arasında tanı konulur. Behçet hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Yatkın olan kişilerde bazı genlerde sıklık artmakla birlikte tam olarak kalıtsal bir hastalık sayılmaz. Bazı genler yatkın olan kişilerde sıklığı artmıştır. En sık gördüğümüz belirtisi tekrarlayan oral aft. Buna eşlik eden tekrarlayan genital aftlar, göz bulguları, tanı koymak için gerekli kriterler. Bunun dışında deride sivilce benzeri döküntüler, nohut büyüklüğünde bacak ön yüzde görülen ağrılı şişlikler, damar iltihabı, göz bulguları yanında santral sinir sistemi bulguları, eklem bulguları gibi çok çeşitli bulgulara sebep olabilmektedir. Tanı aslında klinik muayene, sorgulama, kesin tanı koymak için bir laboratuvar testimiz yok. Fakat paterji testi dediğimiz bir test tanıyı desteklemektedir. Göz tutulumunun bazı bulgularını gözde görülür olabilir, kızarıklık gibi, üveit, anterior veya posterior üveit olabiliyor. Bunun dışında ağrı, bulanık görme veya uçuşmalar görme gibi bulgular olabilir. Ama bazen gözde göremeyeceğimiz bulguları da var. Bu yüzden böyle bir şüphe olduğunda göz doktoru muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Behçet hastalığında geçirdiğimiz enfeksiyonlar, ateşli hastalıklar, stres veya çok yorucu bir dönemden geçmek tetikleyici olabilir. Bunun dışında takipte olan, ilaç kullanan bir hastanın kullandığı ilacı kesmesi, doktor önerisi dışında atak geçirmesine sebep olabilir. Behçet hastalığında eklemler tutulabilir. Genellikle az sayıda eklem ve alt ekstremitede daha çok tutulum görüyoruz. Buradaki eklem tutulumu çoğunlukla hasar bırakmaz fakat nadiren hasar bırakan olgular da olmaktadır. Behçet hastalığında boyun, bel ağrısı veya omurga tutulumu normalde hastalığa özgü olarak oldukça nadir. Genel olarak tutulmaz. Fakat diğer hastalarda olduğu gibi behçet hastalarında da omurga, bel hastalıkları eşlik edebilir. Kas eklem ağrıları olabilir. Genel anlamda eklemlerde sakatlık bırakmaz, genellikle iz bırakmadan iyileşir fakat nadiren hasar bırakan olgular bildirilmiştir. Behçet hastalığını artıran net kanıtlanmış gıda yok. Behçet hastalarında ağız sağlığı önemli. Burada geçirilen enfeksiyonlar da atak sıklığını artırabiliyor oral aftlarda. O açıdan ağız bakımı önemlidir. Ömür boyu her hastada kullanmak gerekmiyor. Hastalığın şiddeti tuttuğu yere göre takiplerde değişebiliyor. Bazı hastalarımızda sadece ataklar döneminde kullanırken bazı bulgularda, şiddetli olgularda daha uzun süre ilaç kullanmak gerekebilir. Zorunda kalmadıkça behçet için kullandığımız ilaçları kesmiyoruz. Özellikle atak döneminde ise. Ama atak dönemi değilse, hasta stabilse ve hani diğer ilaçları kullanmamızla etkileşebilecek ilaçlarsa doktor kontrolünde ilaçlar kesilebilir. Behçet hastaları tetikleyici faktörler dediğimiz artırabilecek şeyler stres, sıkıntı, yorgunluk gibi faktörlerden mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışmalı. Hijyene dikkat etmeli. Biraz önce de konuştuğumuz gibi ağız hijyeni hastalığın tetiklenmesine sebep olabiliyor veya enfeksiyonlar sebep olabiliyor. Bu açıdan hijyene dikkat etmeli behçet hastaları. Kontrollerine dikkat etmeli. Çünkü bazı alanlarda daha kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Mutlaka kontrollerini de ihmal etmemeli. Gerekli doktor kontrollerini zamanında yapmalı.
Genetik olarak ailede Behçet hastalığı öyküsü bulunması. Bölge olarak İpek Yolu dediğimiz yani Akdeniz ikliminde Türkiye, Japonya gibi ülkelerde sıklık fazla. Behçet'i HLA-B51 genine pozitif kişilerde sıklık artıyor. Bu kesin olacak diye bir şey yok ama sıklığı fazla bu genin Behçet hastalarında. Ve aile öyküsü de dediğim gibi varsa bu riski artıyor. Fakat her tekrarlayan oral af Behçet olacak diye bir şey yok. Çünkü bu da oldukça sık görülüyor toplumda. Lezyonun şiddeti, bulunduğu yer, tutulum yeri, tedavi belirlemede önemli. Hafif bir oral aft belki sadece topikal tedavilerle tedavi edilebilecekken şiddet arttıkça sistemik tedaviler eklememiz gerekebilir. Yine multidisipliner takip edilmesi gereken bir hastalık. Göz doktoru, gerektiğinde eklemler için romatoloji, hekimi ve diğer hekimlerle birlikte takip edilmeli. Psikolojik destek gerekebilir veya eklem sonrası kullanmamaya bağlı kaslarda zayıflama olduğunda fizik tedavi gibi ek tedaviler de gerekebilir.